Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı sabahlar, bereketli huzurlu günler, sağlıklı aydınlık yarınlar inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ lizzalimine min hamimin ve la şefi'in yuta'a. Sadakallahul azim. Gafir suresi 18. ayet. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem le tu'addunnel hukuku ila ehliha yevmel kıyameti hatta yuqade lişşâti el celcâi mineşşâtil karnâ. Müslim hadisi. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Sevgili dostlar, insanın hem Allah'a hem de insanlara karşı bir kısım vazifeleri vardır. Birincisine Allah hakları, ikincisine de kul hakları denir. Biz bu kısa sohbetimizde kul haklarından bahsetmeye çalışacağız. Dinimizde kul haklarının büyük önemi vardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, bana kul hakkıyla gelmeyin buyurur. Dilerse kendi haklarını affedebileceği halde kul haklarını affetmeyeceğini, ancak kulun kendisinin affedebileceğini bildirir. Kimin olursa olsun hak haktır. Küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Kafir de olsa kimsenin hukukuna tecavüz edilemez. Herkesin yaşama, mal, mülk edinme, düşünme, inanma, seyahat etme gibi hak ve hürriyetleri vardır. Hepsi de saygı değerdir. Meşru ölçüler içerisinde herkes bu haklarını kullanma yetkisine sahiptir. Rızası olmadıkça kimse kimsenin hakkını almaya hak sahibi değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, canlarınız, mallarınız, namuslarınız mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur buyurarak bu haklarının teminat altına alınışına dikkat çekmiştir. Amin üstadım, Mahmud üstadım, amin, Allah razı olsun. Sevgili dostlar, Resulullah'ın üzerinde titrediği hususlardan biri de böylece kul haklarıdır. Bir hadislerinde sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır. Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, bir adam Allah yolunda öldürülse, sonra dirilse, yine Allah yolunda öldürülse, üzerinde başkalarının hakkı bulundukça cennete giremez. Bu husustaki titizliğini çoğu kere olduğu gibi vefatından önce de bir vasiyet gibi ümmetine duyurmuştur. Ey insanlar! İdareniz esnasında kimin sırtına bir kamçı vurmuşsam, işte sırtım gelsin vursun. Kimin malını almışsam gelsin alsın. Sakın hak sahibi eğer kısas isterse, Resulullah
bana darılır diye düşünmesin. Biliniz ki benim fıtratımda benden hakkını isteyen kişiye darılmak diye bir şey yoktur. Benim yanımda en sevimliniz, benden hakkı olup da benden isteyeninizdir. Veyahut helal edeninizdir. Ben Rabbimin huzuruna kul hakkı olmaksızın varmak istiyorum. Hayırlı sabahlar Bekir Hocam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerini vefatından önceki ağır hastalığı esnasında ashabından helallık dilerken ifadelerini tekrarlıyorlardı. Yani o anında, bu hastalık anında, sıkıntılı anında bu ifadeleri tekrarlıyorlardı. Kul hakkıyla ilgili kendisinin üzerinde kimin hakkı varsa gelsin alsın. Böylece herkes hiç çekinmeden gönül rahatlığı içerisinde hakkı varsa isteme imkanı bulmuş oluyordu. Hatta ashabtan bir tanesi, ya Resulallah, bir seferinde sizin elinizde kamçıya benzer bir şey vardı. Onu sallarken ucu benim sırtıma değmişti. Peygamber aleyhissalatu vesselam, o halde gel sen de vur demişti. Ve ben çıplaktım ya Resulallah o zaman, sırtım açıktı. Ve sırtındaki gömlek çekilmiş vaziyetteyken gel demişlerdi ama diğer ashab çok kızmışlardı buna. Nasıl olur da peygambere karşı böyle dersin? Böyle yaparsın. Ama peygamber aleyhissalatu vesselam, bırakın hakkıdır gelsin alsın. Ve sırtındaki gömlek açıldıktan sonra ortaya çıkan nübüvvet mührünü öpmek suretiyle hakkını helal etmişti. Benim peygambere vurmam mümkün değil. Ben sadece nübüvvet mührünü öpmek istemiştim demiştir o zat da. Evet, bu derece peygamber aleyhissalatu vesselam kul hakkına riayet ediyordu. Evet sevgili dostlar, Resulullah işte böyle bir atmosfer teşekkül ettirmişti. Saadet asrı diyoruz ya zaten. Bu havayı teneffüs eden her mümin, üzerime kul hakkı geçmesin diye kılı kırk yarıyor, haksızlık yapmaktan şiddetle kaçınıyordu. Çünkü bu haksızlıkların kıyamet gününde muhakkak hesabının sorulacağını biliyor, ona göre kendine çeki düzen veriyordu. Hile, aldatma, rüşvet gibi yollarla zimmete geçirilen en küçük hak bile o gün muhakkak insanın burnundan getirilecekti, alınacaktı. Allah'a, ahirete bütün gönlüyle inanmış insanlar için hak çiğnemek elbet söz konusu olamazdı. Orada hesabını veremeyeceği bir haksızlığı burada yapmak kazanç değil, en büyük zarardı. Bu hakikatlere her devrin insanlarının ihtiyacı var. Ne mutlu! Ne mutlu ki hukuk konusunda titiz davranabilen, alın akıyla hesabı verebilenlere. Yüce Mevla bizleri de kul hakkında titiz davrananlardan eylesin. Kul hakkıyla ahirete gitmekten bizleri muhafaza buyursun. Bu dünyada iken bir şekilde helallaşılır.
Ama ahirete kalırsa o hak, işte o zaman durum çetin olacaktır. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir seferinde buyuruyor ya, müflis kimdir? Müflis kimdir? Müflis, bize göre derler ashab, malını, mülkünü, her şeyini kaybetmiş bir kişidir. Peygamber aleyhissalatu vesselam, müflis, namazı, orucu, haccı, zekatı olduğu halde ahirette her şeyini kaybeden ve cehenneme giden nasıl olur? Ahirette insanlar, kullar, hayvanat hesaplaşacak. Kişinin namazı, orucu, haccı, zekatı var ama filancaya vurmuş, filancanın hakkını almış, öbürüne kötü söz söylemiş, canını yakmış. Yani onca insanın, kulun hakkı var üzerinde. İşte ahirette herkes hakkını o kişiden alır. Ama o kişinin sevapları biter. Ama daha alacaklılar çok. Nasıl olacak? Bu sefer de o alacaklıların haklarından, günahlarından alınır, o kişinin üzerine yüklenir. İşte bu kişi iflas etmiş, her şeyini kaybetmiş. Namazla, oruçla, hazla, zekatla geldiği halde her şeyini kaybetmiş, sıfırı tüketmiş, tüketmekle de kalmamış, bir de karşıdaki kişinin günahını yüklenmiştir. Allah böyle müflislerden etmesin. Dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. Hastalıklarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Borçlularımıza acil ödemeler ihsan eylesin. Yüce Mevla cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Kul hakkıyla gitmekten nefsimizi, neslimizi korusun, muhafaza eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili dostlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, sabah namazından sonra TOKİ konutlarının görüntüsü sevgili dostlar. Gün aydınlanıyor. Yavaş yavaş insanlar işine gidiyor. Daha önce gidenler var. Evet. Fırat Tekin, Ahmet Yıldız, İbrahim Yazıcı kardeşler. Hayırlı sabahlar.
Ve aleyküm selam Mehmet Şamil Bey kardeş. Mustafa Mudurnoğlu kardeş. Bir sadek aleme pek doğrudur elbet. Ancak görülen vakaların hepsi hakikat. Mehmet Akif Ersoy. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.